Antik Çağ'ın Gizemli Bağdat Pili. Antik Çağ'ın gizemleri günümüzde arkeologlar tarafından şaşırtıcı keşifler ile devam etmektedir. Bağdat aküsü olarak da bilinen, günümüzde kullandığımız pillerin atası sayılacak keşif ve bilgilerini dile getireceğiz. O zamandan bu yana farklı kopyaları üzerinde sayısız deney gerçekleştirildi ve bilimsel olarak da kanıtlandığı için bir pil olduğu kabul edildi. Peki antik bir kültür elektriğin varlığından nasıl haberdar oldu ve bu pili hangi sebeple kullandı? İran, Bağdat şehri yakınlarındaki arkeolojik kazılarda 1936 yılında bulunan çömlekler hala gizemini koruyor. Bilim insanlarının pil olarak kullandığını tespit ettiği bu çömleklerin yaşları ise ürkütücü. Milattan önce 200'lü yıllara tarihlenen çömlekler tam anlamıyla bugün bildiğimiz pillerin büyük boyutlu halleri. Çömleğin içinde demir bir çubuk etrafına sarılmış olan bakır silindir bulunuyor. İçerideki düzenek zifle kaplanarak mühürlenmişti. Bu düzenek içine konulan sıvının özelliğine göre elektrik üretebiliyor. Dünyanın en gizemli antik nesneleri arasında sayılan ve sıkça adından söz ettiren pil, 1930'lu yıllarda Alman arkeolog William Koenig tarafından Bağdat yakınlarındaki bir bölgede keşfedildi. Koenig, düzeneğin beraberinde bulduğu parçalara göz attığında bir arada kullanılabilen bir sistem meydana geldiğini düşündü ve kıymetli objeleri elektroliz yoluyla kaplamak amacıyla üretilmiş olduğunu ileri sürdü. Bu antik düzenek, izleyen seneler içerisinde yabancı araştırmacıların da ilgisini çekmeye başladı. Yapılan analizler, içine sirke ya da şarap gibi asidik özellikli sıvılar konulduğunu, bu nedenle oluşmuş bazı aşınma izleri olduğunu gösterdi. 70'li yıllarda Alman araştırmacılardan oluşan bir grup, düzeneğin bir kopyasını yaparak Koenig'in iddialarını test ettiler ve ince bir gümüş tabakasını elektrolizle kaplamayı başardılar. Pilin yaşı ve bulunduğu bölge, Pers İmparatorluğu ya da 2. Pers İmparatorluğu dönemlerine ait olduğunu göstermekte. Her ikisinin de savaşçı kimlikleriyle ünlü oldukları ve bilimsel çabalarına dair pek fazla kayıt olmadığı düşünülürse, Bağdat pilinin gerçekten çok gizemli bir düzenek olduğuna hiç şüphe yok. Bazı araştırmacılar tarihlerin doğru belirlenmemiş olabileceğini, yine de yapısının 2. Pers İmparatorluğu devrindeki çanaklara benzediğini söylüyor. İçlerine dökülen asitli sıvıyla etkileşime giren kapaktaki metal çubuk sayesinde elektrik akımı üreten pillerin neden kullanıldığı ise gizemini koruyor. Toprak kavanoz içinde bulunan bu pillerde içerisi oyuk bir bakır silindir ve onun içerisinde demir bir çubuk bulunuyor. Bakır tüp bir sıvı ile doldurulabiliyor. Bu ilginç tasarım Wilhelm Koenig, Mezopotamyalıların kavanozlarını limon ya da üzüm suyu ile doldurduğu bir elektrokimyasal reaksiyon oluşturduğu iddiasını ileri sürmesine neden oldu. Mısır piramitlerindeki figürlerde yer alan ve kölelerin tuttuğu ışık yayan dev ampulleri anımsatan tuhaf cihazlara güç vermek için kullanıldığı öne sürenler de var. Kendine ait bir heykel yaptıran hükümdarın, heykele dokunanların parmaklarının çarpılmasını sağlamak için bu pilleri kullandığını ve bu sayede halkına kutsal olduğunu iddia ettiğini söyleyenler de. Günümüzdeki alkali pillerin çok azı kadar güç üretebilen bu piller, insanlara zarar vermiyorlardı. Ancak dönemin büyücüleri tarafından halkı etkilemek için kullanıldığı ve bu yüzden sırlarının geniş kitlelere açıklanmadığı,
Bu pillerin hükümdarlar ve büyücüler tarafından sır olarak saklanmış olabileceği düşünülüyor. Arkadaşlar, bu pillerle ilgili direkt Bağdat'taki olan da Mısır'daki olan da izlediğim bir belgeselde Bağdat'takinden de ve Mısır'dakinden de bahsediyor. Hatta Mısır'daki bazı duvara yapılan çizimlerde bu pilin direkt elektrikle ampul yakar gibi bir çizimi de mevcut. Tabii arkeologlar buna da yoranlar var. Bunun harici bu farklı bir çizim diye de yoranlar mevcut. Bu pilin Bağdat pili üzerinden daha çok konuşulmasının nedeni de Bağdat pilinin gerçekten ispatlanmış olması, ama Mısır'daki bulunanın şu anlık hala tam olarak pil mi ya da farklı amaçla kullanıldığı bir resim mi tam olarak belli değil.